Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kireçte kabak tatlısı yapacağız. Afiyet olsun. İlk önce söylemiş kirecim iki parça, şöyle iki bir parça kirecimi büyük geniş bileğini alıyorum üzerine. Su ekleyeceğim. Kendi kendine kaynamaya başlayacak arkadaşlar. Su da aktive olmaya başlayacak. Bunu görüp sakın korkmayın. Kaynamaya başlayacak. İyice sözüldükten sonra suyun durulmasını bekleyeceğiz. Kirecim aktif olmaya başladı. Sönmemiş kireç olduğu için biraz zor açılıyor, çözülüyor. Arada şöyle karıştırıyorum. Biraz meşakkatli bir tatlı olacak ama gerçekten değecek. Sesini de duyuyorsunuz. Çözülüyor. Tamamen çözüldükten sonra artık dokunmayacağım. Dibine çökmesini bekleyeceğim. Berrak suyunu alacağız. Havzadan getirdiğim büyük bir kabağım var. Sevgili kayınbabamın kendi mahsulü. Onu değerlendirmek istedim ben de. Biraz büyük olacak. Normal kabak tatlısında burayı almıyorum. Ama bunu da alıyorum. Muazzam ve muntazam durması gerekiyor. Onun da bir güzel bir görüntüsü var. Hatay'ın meşhur kabak tatlısı. Tabii onlar beyaz kabak da yapıyor ama ben bulunduğum yerde beyaz kabak bulamadığım için bir de elimdeki kabağı da değerlendirmek istediğim için bal kabağı ile yapıyorum. İnanın bunlar da çok güzel oluyor. Şekilde doğramamız yeterli olacak. Çekirdeklerini de değerlendireceğim. Gayet dolgun ve güzel çekirdekleri var. Kurutup ondan sonra kavuracağım. Hiçbir şeyi çöpe atmamaya çalışıyorum. Çok kalın olanları incelttim. Böyle şekiller yaptım arkadaşlar. Tatlılık bu şekilde dilimlerseniz daha şık, daha güzel duruyor. Kabaklarımı tamamen kireç suyunu bırakabilecek bir tepsi buldum. Her yeri kireç suyuna denmesi gerekiyor kabakların. Herkesin evinde hemen hemen çiğ köfte tepsisi mevcut oluyor. Kabağı kireci yatırmak için de gerçekten kullanışlı. Suyumuz
berrak başlı gördüğünüz gibi. Şöyle kaymağı da var. Kaymağıyla birlikte alıyorum ben. Bulandırmadan. Dilerseniz kaymağını çıkarıp almayabilirsiniz. Yani dökebilirsiniz. Ben kullanıyorum. Şöyle su değmeyenleri de değdirmeye çalışacağım. Biraz daha su ekleyeceğim. Tamamen altında kalacaklar. Ben sabaha kadar kireç suda bekleteceğim arkadaşlar. En az 6 saat bekletmemiz gerekiyor. Zaten kabaklara dokunduğunuzda da sertliğini fark edeceksiniz. Kabaklarımız olduktan sonra videomuza devam edeceğim. Evet, kabakları sabaha kadar bekletiyorum. Duyuyorsunuz. Bayağı bayağı sert. Başka bir kovaya alacağım. Kireç susudan onları iyice temizlenmeyi elime atana kadar yıkayacağım. Birkaç defa sürebilir bu işlem. Ben ilk suyumu bayağı bir suda bekleteceğim ilk kabaklarımı. İlk suyumda. Sonra şerbetimizi hazırlayıp kabak tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Yaklaşık dördüncü yıkayışını suda bekleterek şimdi tek geniş bir tencereye aldım daha kaynaması için. Kabakları tencereme aldım. 300 miligramlık bardağımla 2,5 bardak kadar koyacağım. 2 bardak da yeterli aslında benim için. Siz kabak oranına kadar arttırıp düşürebilirsiniz ya yani oranınıza göre. Bana 600 gram şeker. Ya da 700 gram diyelim. Tamam, 700 gram yapıyorum ben arkadaşlar. Yine 300 miligramlık bardakla su ekleyeceğim. Göz kanalıma güveniyorum. İki bardak suyumu ekledim. Ağzı kapalı bir şekilde ocağımda birkaç saat pişirip pişme süresine bakacağım. Ocağımın en kısık ayarını aldım. Muhakkak en kısık ayarda pişirmemiz gerekiyor bu tatlıyı. En kısık ayarı aldım. Ağzını kapattım. Kendi haline bırakıyorum. Kabaklarım yaklaşık 1 saattir kaynıyorlar. Şöyle yağ değiştirmesi yapıyorum üstte gelenlerde. Zaten şeffaflaşmaya da başladı arkadaşlar. Burada şerbetim de her tarafına yayılsın diye sallıyorum. Üzerine de bir ağırlık bırakacağım. Ağırlığı muhakkak kapatalım ki şerbet her yerine değsin. Kaynadıkça yukarı atmasın tatlılarımız. Yaklaşık 2 saattir pişiyor kabak tatlımız. 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyip şöyle bir karıştıracağım. Hafif.
tabaklarım artık oldu, renkleri de değişti. 4 saat tir kaynıyor. 4 saat yeterli olacaktır. Kabak cinsinize göre değişiyordur. Benim kabağım biraz zor pişti. Şimdi son aşamasına geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle cam gibi bir görüntü aldı. Sulama için olmazsa olmazlardan tahin. Dışı kıtır, içi yumuşacık, olmazsa olmazı tahin mi?